Aslında bu delilik numarası çok sıkı bir numara ya. Bu Aysel bunu yaptı ve rahat etti yani. Kadın delidir, ne yapsa yeridir diye tamamen rahat etti. Ama onun bir ablası vardı. Rahmetli oldu geçen sene. Deli kendinden deli görünce DNA'ını saklar. Şimdi Amerika'ya gideceğiz konser vermeye. Bir gün bir mektup geldi. Deli Ahsen, Aysel'in ablası, fizik profesörü Amerika'da. Bir mektup geldi. Çocuklar başınız sağ olsun, enişteniz kendini astı diye. 15 gün sonra bir mektup daha geldi kızından, Deli Ahsen'in. Yalan, annem babamı astı diye. Aradan bir zaman geçti, bir mektup daha geldi Ahsen'den. Bu kız ne dediğini bilmiyor, onu kendi elimle tımarhaneye kapattım diye. Yani kadın kızını tımarhaneye kapatmış. Biz bunun üstüne Amerika'ya konserlere gittik. Aysel'le beraber. Konserler bitince Aysel ablasına gidecek işte. Bir görelim son bir kez falan dedi. Yani yaşlandı ablam dedi. Şimdi Aysel ablasından bahsedince süpürgesine binip dolaşıyor diye anlatıyor ama abartır ya Aysel. Yani insanın aklına kadını görünceye kadar ben de abartıyor zannediyordum. Süpürge yoktu ama cadı tamamen aynıydı yani. Hiç diş yok ağzında. Böyle seyrelmiş uzun uzun saçları var. Böyle duruyor. Mini şortlar giriyor ve şeyin arasına giriyor yani şort. Buradan göğüsler falan pırt pırt ortada. Buradan buraya kadar renkli bilezikler, küpeler. Aysel diyor ki abla niye dişlerini yaptırmıyorsun diyor. Çünkü böyle de dünyanın en güzel kadını benim diyor. Şimdi Aysel'e demiş ki Ahsen. Aysel seni çok özledim canım kardeşim. Beraber yatalım demiş. O da peki demiş ama 15 gece uyumamış çünkü gece aniden kalkıyormuş Ahsen. Aysel seni çok seviyorum ama içimde bir ses Aysel'i boğ. Aysel'i boğ. Aysel de diyormuş ki aman abla içindeki sese uyuma. Hay enişte asılmasa bu kadar korkma. Aysel. Aysel bir döndü melek. Sırtı kaşınıyordu, az kalsın kanatları çıkıyordu vallahi billahi.